Holy moly, moly, moly. Merhaba insanlar, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Maçları çok hızlı geçeceğim. Size taktiği anlatacağım arkadaşlar. Çünkü siz öylese istediniz, öyle olacak. Ee, şöyle hatta sonuca gidelim direkt. Görüyorsunuz 2-1 aldık. Ş şöyle sonuca gidecek olursak arkadaşlar. Evet kırmızı kart dedi o. Bayağı sakatı falan da var. 4-3-3 ayla görüyorsunuz %62. Tabi bu kırmızı kartın da etkisi var. burada özellikle 73 yemiş ama olsun. 105, 99, 97, 90. 105 kırmızı kartta da benim başta yemişti. gayet güzel takım gelişmiş. Muhammed'i tebrik ederim buradan. 97, 88, 86. İşte yüzlük orta ofansif orta sahalar her zaman önemli burada. Şöyle ki bakın sizde. Evet şimdi diğer maça gidelim. Arkadaşlar ilk maç kendimde 2-2 kaldı. Ee, buna başka bir taktik uygulamıştım. Deplasmandaysa size anlatacağım. Şimdiki taktiği yaptım. Ee, siz de bunu göreceksiniz. İstifa etmiş gördüğünüz gibi biz eledik. 1-0 olsun bizim olsun. Kornerden bak bir gol bulmuşuz. 3-2 toplamda yendik gördüğünüz gibi. Ee, deplasmanda 1-0. %54'e %46 üstün rakibi ofansif oynadık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iki, iki maçı da size gösterdim. Burada size hemen anlatacağım. Bir de yapmanız gereken bir şey de var. Hemen onu da anlatacağım. Taktiğimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar ofansif orta saha önemli. Gördüğünüz gibi hücumu düşük olan e, defansı düşük olanları şöyle ortaya alıyoruz. Burada tabii ki e, şöyle ortaya alalım. Kafa karıştırmasın. E, ofansif orta saha önemli. Mutlaka ofansif orta sahanız olmalı. E, defansı Yüksekleri sağa sola koyuyoruz. Gördüğünüz gibi burada hücumu yüksek beklerde de sağa sola koyduktan sonra taktiğimizde hemen içeriine gidelim arkadaşlar. Kanatları kullan. Forvet ileri orta saha defansa destek. Gördüğünüz gibi yeşil hakemde çok agresif. Dikkat edin buraya mavi hakemde agresif. Sarı hakemde agresif. Diğer tüm hakemleri normal. Neden? Çünkü baskımız yüksek baskıydı. Gördüğünüz zaten rakibe yakın oyuna 73, ofansif sistemimiz 63 ve tempomuz yüksek hızda paslaşma 73. Özellikle deplasman maçlarında eşit ve eşit olduğumuzda ofansif gelen rakiplere eğer 3 rank 4 rank yüksek yüksek defansif gelen rakiplere mutlaka orta saha defansı desteklemeli. Burada emin olun deplasmanda 6 ranka kadar orta saha defansa destek olsun. Deplasmandan bahsedeyim. Evde iki, e, diğer tüm eğer bunun üstündeyse pozisyonlar sabit yapacağız arkadaşlar. Burası püf nokta. Unutmayın. 6 ranka kadar deplasmanda orta saha defansa destek olacak. Diğerlerinde artık 6 rankın üstünde güçlüysek orta sahaları sabit olacak. Ev sahibiyiz. Rakip e, Everton'la ben oynarken Everton Chelsea maçında rakibim üstün olduğu için orta saha yine bu şekilde destekledi. Öyle yendim. Muhammed'i e, ne oynadı? Şeyde de gördüğünüz gibi bayağı da yüksek oynadık. Özellikle ev sahibinde stadyum da tabii ki önemli ama daha 5. haftada o kadar stadyumumuz gelişmedi. Bir de 3 olsa daha da verimli olacağına inanıyorum. E, gayet de güzel verimli zaten bir taktik. Benim taktiklerim asla bitmez. Yenilenmeye devam ediyor. E, burada dikkat etmeniz gereken hemen onu da anlatayım arkadaşlar sonra videoya veda edeceğiz. Arkadaşlar ev sahibiyken biz eğer e, rakip defansif geliyorsa mutlaka orta saha defansa destek ya da rakipten 3 e, rank 4 rank hatta 5 rank'a kadar düşüksek orta saha defansa destek ofansif taktik geliyorsa bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Stadyumunuz 2 ve üstüyse yani 2-3 ise. Eğer stadyumunuz sıfırsa arkadaşlar rakip 3 ranka kadar yüksekse bunu rahatlıkla orta sahada destek yapabilirsiniz. Yoksa kullanmayın. Defansif taktikler kullanın. Siz rakipten üst, eşit veya üstünseniz neyle gelirse eğer defansif geliyorsa hangi defansif taktikte gelirse gelsin arkadaşlar. E, bunu orta sahada destekte yine orta saha defansa destek yapın. Eğer siz rakipten 6 ve 6 rankı üstüyseniz e, defansif geliyorsa mevkiler sabit ev sahibi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada ev sahibi iken defansif arasında aslında 3 rank ve üstünde güvenip de kullanabilirsiniz. Ama orta saha destekli yaparsanız bence verimi daha güzel arkadaşlar. Sizler de 2 ofansif taktiği yaptım gördünüz. Kafanızda takılanları lütfen cevap olarak sormayın. Lütfen şu geliyor şuna ne uygulayayım gibi cevaplar vermeyin. Ben kısa video çakarım. 2 dakika dinleyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sıradaki video ne gelsin bekliyorum.